Elvan Alkaya, Hayalleri Yarım Kalan Delikanlılar, 1803'ler. Onlarla ilk kez 15 Temmuz sonrası darbeye karşı düzenlenen demokrasi mitinglerinde karşılaştım. Bir grup aslan gibi delikanlı. PMYO mağdurları göreve hazır yazılı pankartlarıyla nöbet tutuyorlardı. İlerleyen zamanlarda birkaçı benimle irtibat kurduğunda hikayelerini öğrenme fırsatım oldu. Şimdi size anlatacağım hikayede o gençlerden birine ait. Kendisi babasının mesleğinin izinden gitmek isteyen, polis olmak için 2014 yılında polis meslek yüksek okulunda öğrenim görmüş bir delikanlı. Eğitim görmeye başlamasından itibaren birkaç kez FETÖ kendisiyle irtibat kurmak istemiş ve red cevabı almış. 15 Temmuz'a birkaç ay kala yapılan mülakatta başarısız notu verildiği için polislik mesleğine başlayamamış. 15 Temmuz sonrası ele geçirilen argümanlarda gencin FETÖ tarafından fişlendiği ortaya çıkmış. Konuyla ilgili adalete bilgi vermiş. FETÖ ile arasında hiçbir bağ bulunmadığıyla ilgili hukuki belgesini eline almış, yeniden polis olmak için başvurmuş ancak mülakatta tekrar elenmiş. 15 Temmuz sonrası o ve kendisi gibi mülakatta başarısız notu alan PMYO öğrencileri 1803 adındaki gruplarıyla mesleklerini icra etmek için etkin çalışmaya başlamışlar. Bu gençler 13. ve 14. dönem polis meslek yüksekokulu öğrencileri. Gruplarının adı 1803 ancak gerçek sayıları 2000'in üzerinde. Mülakat sınavlarının yeniden gözden geçirilmesi için hukuki haklarını kullandılar. Şu an davaları hala görülmekte. Ancak davanın iki buçuk yıldır devam etmesi ve çoğunluğunun ekmek parası kazanmak zorunda olan gençler olması nedeniyle ümitleri gün geçtikçe tükeniyor. Bazı umut tacirleri kendilerine sosyal medya ve farklı bağlantılarla ulaşarak 20-30 bin lira karşılığında polis olabilecekleri konusunda ahlaksız pazarlıklar yapıyor. Hizmet aldığınız herhangi bir yerde Şöyle bir etrafınıza bakın. Araba yıkayan, kafede size servis yapan, bina temizliğinde çalışan 22-23 yaşlarındaki gençlere dikkat edin. Eğer yakınlarındaki polis memurlarına hem imrenerek hem de nemli gözlerle bakıyorsa o delikanlı 1803'lerden biri olabilir. FETÖ tarafından fişlenmiş, polis olma hayali yarım bırakılmış bu gençlere kim emniyetini teslim etmek istemez? Hikayesini dinlediğim gence ifade verdiği savcı şöyle demiş: evlat 15 Temmuz'da kimi canını kimi de senin gibi geleceğini bıraktı. Devletimizin adaletine güveniyor ve FETÖ ile irtibatı olmadığı kesinleşmiş bu gençlerimizin gelecek hayallerinin yarım kalmaması için çalışma yapılmasını ümit ediyorum. Elvan Alkaya sesli makale.com.tr